İbrahim Menter hocam hoş geldiniz. Hoş Günaydın. Bulduk. Günaydın. Geçmiş olsun tabii ki. Evet. Önemli bir sorun. İnşallah en kısa sürede devlet sahip çıkar ve en kısa sürede restorasyonu yapılır. Evet. Geçmiş olsun diyoruz Mustafa Gürsel arkadaşımız da. TAK Ajansı'nda uzun yıllar gazetecilik yaptı Mustafa Gürsel. Bu kafeteryayı o çalıştırırdı. Gerçi açıklaması var. Sözleşmem bitti falan, ben ödememi yapardım ama inşallah. Mustafa çevreye çok meraklıdır. Müthiş bir çevre korumacıdır. Bitkiler, çiçekler ve şeydir, böyle çok sevdiğim bir yapısı var. Biri bir çiçek koparsın salar. Biz de bu geçmişimize sahip çıkma olayını en çok şu anda vakıflarda görürük ve gerçekten bunu sizin döneminizde dibine kadar görüyoruk. Nedir vakıfların asıl amacı hocam? Biz bir kez daha anlatalım bunu. Yani vakıflar nedir? Çünkü vatandaş vakıfları bazen öyle vakıflar bankası olarak görür de. Evet, şimdi aslında vakıfların amacı toplumda dengeyi sağlamaktır. Evet. Yani mesela Avrupa'da feodal sistem vardı. Feodal, evet. Feodal sistem. Evet. Orada neydi? Mesela çok zenginler vardı, lordlar falan. Bir de herkes köle. Evet. Vakıf sisteminin aslında birinci amacı bunu önlemek. Yani sen mesela zengin bir adamsın. Gelir dağılımının dengesizliğini. Gelir dağılımının dengesizliğini önlemek. Tam evet. Yani o güzel söyledin. Ya şimdi mesela sen bir zengin adamsın. 1000 dönüm arazin vardır. Tarlan vardır mesela, eken biçen. İnsanlar da çalışır senin yanında. Vakıfların amacı nedir? Gelir sana der ki sen tarımdan anlan ama arazin yoktur, değil mi? Gel ben sana bir 100 dönüm ucuza bir yer kiralayayım. Sen kendi yerini ek. Kendi malını sat. Sen kendi kendini geliştir. Yani ekonomik olarak. Yani toplumda aslında çok zengin ve çok fakiri iki tabakanın oluşmasını önlemek için bir evet. Sistemdir vakıf sistemi. Veya mesela senin bir şey var, satmak istediğin, ticaret yapmak isteyen, dükkanın yoktur. Evet. Ya sana der ki vakıflar, bizim işte bir burada sana dükkan verelim, kirasını ucuz tutalım. En azından başında ucuz tutalım. Tabii. Ki sen kemiklenesin. Ve sen yap ticaretini. Dolayısıyla aslında vakıfların birinci amacı toplumun aşağıda kalmış insanlarına destek olmak ve üretimi artırmak. Üretimdir aslında vakıfların şeyi. Evet. Bunu tabii zaman içerisinde kaybettik biz yani Kıbrıs'ta. Bunu da mesela Osmanlı nasıl yapardı bilirsiniz. Mesela bir yeri fethettiğinde Osmanlı, mesela Kıbrıs'ı fethetti. Padişah buradaki görevli paşaya, yani buranın idarecisine binlerce dönüm arazi verirdi. Niçin? Çünkü burasını idare ederken onun güçlü olması lazım. Yani parası olmayan, güçlü olmayan devlet olmaz. Evet. Normalde. Ve paşa da yıllarca burada görev yaparken o arazileri kullanırdı. Paşanın görevi bittiğinde devlet derdi ki arazileri ben geri alacağım. Yani paşanın özel mülkü olmazdı. Dedi ki geri alacağım. Bir şartla geri almam. O da nedir? Vakfedersen. Dolayısıyla paşa, diyelim ki mesela 1000 dönümü vardır. Bilir zaten geri alınacak. Devlet geri alacak. Bir sonraki paşaya verecek. Ama vakıf kurarsa, bu malları vakfederse, halkın faydasına kullanırsa, evet. Hem kendi adına bir hayır işlemiş olur. Bu o şeydir, yani perpetualdır, o devam eder. Yani sonsuza dek devam eder. Onun adına, mesela şimdi var burada, 2. Selim Vakfı, Lala Mustafa Paşa Vakfı, Abdullah Paşa Vakfı, binlerce vakıf var.
Kıbrıs'ta bile. Dolayısıyla Osmanlı Devleti teşvik ederdi. Evet. İnsan şeyi, paşaları. Ama vakıfların esas gücünü İngilizler mi sağladı? Yani vakıflara böyle bir sağlam otorite veya hatta toplum liderliği makamını dahi sanki böyle İngiliz döneminde vermişler gibi bir hava var benim içimde hep. Yoksa alakası evet. yok mudur onun? Yani evet vakıflar tabii ki Osmanlı'nın bir mirasıdır. Ama vakıfların o bana göre güçsüz yapısını sanki İngiliz teslim etti bize. Elbette ki bizim mücadelemiz evet. ama evet. 54'te devir aldık ya. 56'da. Onu 56'da. Evet. Şimdi çok güzel bir noktaya değindin. İngilizlerin daha adaya gelmeden önce yazışmaları var. Biliyoruz ki İngilizler adaya gelirken Türk toplumunu zayıflatmak için, vakıfları ortadan kaldırmak için veya çok zayıflatmak amacıyla gelmişler. Ve bakıyorsun ki 1878'de İngilizler geldiğinde Kıbrıs'ta çok güçlü bir efkaf var. Toplumun her tarafına yardım eden. İngilizler çıktığında vakıfları bitirdiler. Hem mal varlığını aldılar kilisenin üzerine, insanların, şahısların üzerine geçirdiler. Evet. Hem de kendi kontrollerinde olduğu için vakıf mallarının kiralarını çok düşük tuttular. Ve dolayısıyla Türk toplumunu fakirleştirdiler. Evet. Bu sistematik bir şekilde yapılmıştır. Bugün işte biz onların problemlerine uğraşırdık. Yani mesela işte Maraş'ta veya başka yerlerde İngiliz döneminde vakıf olmaktan çıkarılmış mallarla uğraşır. Hukuki süreçler var. Bunu zaten İngiliz 1960'da buradan çıkarken kabul etti. İngilizlerin dediği neydi? Biz kabul ediyoruz diyor. Vakıf mallarının kiralarını düşük tuttuk. Evet. Onun için bu düşük kiralara compensation olarak 1,5 milyon sterlin verdiler. Hocam sözünüzü keserim. 2 dakika Cumhurbaşkanı konuşacakmış evet. bize. Sevgili Orsan hazır mı? Evet. Kamyonun arkasını görüyoruz şu anda. Cumhurbaşkanı yok. Sevgili Orsan, bu fotoğraftır sadece. Şu anda. Evet, biz geri döndük herhalde. Bekliyorlar diye bana bildirdiler. Ama bekleme herhalde teknik bir sıkıntımız oldu, kesildi. Neyse, Cumhurbaşkanı bağlandığında biz yine programımızın süresini etkilemeyecek. Biz devam edeceğiz gerçi de. Hocam, senin dediğin konu Osmanlı'da bu sistem kuruldu. İngiliz zamanında vakıf sistemi zayıflatıldı. Lağvedildi. Ve biz 1956'da vakıfları devraldık. Fakat ne yazık ki bütün mülkü alamadık. Bütün mülkü alamadık ve en önemlisi o düşünceyi de kaybettik. Yani vakıfların yani topluma hizmet düşüncesini de evet. bir türlü geri getiremedik. Maraş iddiası da o kaybettiğimiz mülklerle alakalıdır evet. değil mi? Bir miktar oradadır. Şimdi onun için biz diyoruz özümüze evet. dönmeye çalışıyoruz. Tamam hocam ama bu öz konusunda da bir sıkıntı var. Yani şöyle bir sıkıntı var. Ben söyleyemem de doğru dürüst adını ama Ayos Bandolomonion Kilisesi var Mirtu, Çamlıbel'de. Evet. Güneye geçtiğinizde Kermiya'dan ilk gördüğümüz büyük kilise Çamlıbel'de bıraktıkları kilisenin devamıdır. Hı hı. Ayos Bandolomonion Cicco'dan sonra en zengin ikinci mülk sahibidir. Bütün Yorgoz'un alt tarafındaki Yorgoz'un yani şey o ormanlar hep bunlarındır. Ve bir iddiaya göre ki bunu bana kilisenin piskoposlarından deyim artık papazının üstündeki makamdan biri söyledi. Dönemin Osmanlı paşası Katolik mülkü olan o mülkü Ortodokslara hediye ediyor. Evet. Yani bizde o vakıf sadece İslam'a çalışmadı. Kesinlikle. Ortodokslara da çok mülk verdiler. Yani Cicco'nun bütün mülklerini
Osmanlılar bağışladı. Evet. Çünkü Cikko aynı zamanda vergi toplayan kiliseydi. Yani evet. Bütün kiliseler aynıydı ama Cikko o bölgede zengin oldu bu yüzden. Evet. Doğrudur. Yani bu Osmanlı sisteminde evet. Başka dinlere... Müslim, gayrimüslimlere de yaptılar. Tabii. Evet. Yani bu bizim zaten övünerek söylediğimizdir. Yani bizim atalarımız gittikleri yerde Türk olmayan veya Müslüman olmayanları ezmediler. Bak Katolikler ezdi. Evet. Yani Katolikler buradayken Rumlar ve Ermeniler kilise yapamazdı. Ortodoks kilisesi yapamazdı. Ortodoks kilisesi yapamazdı. Evet. Ve şey demezdi. Zaten Kıbrıs'a Ebu Suud Efendi, Şeyhülislam yani evet. dinin en yüksek makamı, onun fetva vermesi lazım padişaha. Onun izni olmadan şey edemez. Evet. Ebu Suud Efendi'nin fetvasında diyor ki Kıbrıs'ta Türkler, Rumlar, Ermeniler zulüm görüyor diyor Katolik idaresi altında. Ne yazık ki. Ve geçen gemilere diyor korsanlık yapıyorlar. Onun için diyor sana ben fetva veriyorum. Gidesin orasını fethedesin. Kurtarasın. Yani Rum'u Ermeni'yi de kurtarasın diye. Ve onun içindir ki Ermeniler ve Rumlar ilk defa Osmanlı geldikten sonra Ortodoks Kilisesi sahibi oldular. Tabii ki. Arbahmet'te var ya. Evet. Ermeni meşhur kilise. Ben müdür olunca geldiler bana onlar. Ermeni'nin toplumu temsilcileri. Dediler bana bizim elimizde Sultan Selim'in fermanı var. Burasını bize Sultan Selim hediye etti. Ne yapacaksın sen? Dedim nasıl yapacağım? Kilise sizin. Tabii. Gerekli izinleri alırsanız şey edilir. Saygımız sonsuz. Saygımız sonsuz. Dolayısıyla yani bizim geleneğimizde başka dinlerden olanları, başka düşüncelerden olanları ezmek yoktur. Mümkün değil. Öyle olsa zaten. Ama biraz tabii ki konvert yaptıklarımız vardır. Yani mesela Sen Nikolas veya Sen Sofia olarak bilinen Selimiye ile Hala Sultan'ın. Tabii o gelenek vardır. Yani bir yer fethedildiğinde yani oranın prominent şeyi evet. O bir fetih göstergesidir. Yani burasını biz fethettik. Evet. Ve burası şeydir. Zaten Osmanlı isim de değiştirmezdi. Mesela şimdi Ayasofya Selimiye derler. Yanlış. Onun ismi Ayasofya'dır. Mesela İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'nın ismi değiştirdi mi? Mümkün değil. Değiştirmedi. Ve o değiştirmez çünkü bilinsin de. Yani ki biz geldik burasını evet. fethettik. Hocam çok acıdır İngilizlerin tabii ki evgafın veya işte vakıflar idaresinin mülklerine yaptığı davranış. Ama çok acıdır. Biz de çaldık be hocam. Tabii. Yani o soruyor. Maddi değeri yüksek halılar var. Evet. Bazı şeyler var. Hala kayıp mıdır onlar? Nerededir onlar? Yani bilmiyorum. Ne oldu o mahkeme işi? Yani şu anda bir mahkeme bir şey yok. Ben hiç tabii şey yok. Fazla şey etmiyorum. Ben gelmeden önce kaybolmuş falan şey ettiler. Doğru dürüst bir şey olmadı. Yani bir şey bulunmadı. Evet. Gitti ama yani şimdi bu iş birkaç tane halı, birkaç tane o bu meselesi değildir. Evet. Burası, Saray Otel'de evgafın değil midir? Evet. Mülkü size aittir değil mi? Tabii. Ama kiradadır şu anda. Evet. Ve sizin çok karşı olduğunuz bir şekilde de gazino olarak kullanılır. Evet. Ne zaman biter hocam o işi? Daha belki de 20-25 senelik daha sözleşmeleri devam ediyor. Sözleşmesi var. Ama artık vakıfların mülkleri üzerine o tür yerler açılmasına müsaade edilmez değil mi? Öyle Aynen. bir yasa çıktı. O da doğru bir olay bence. Yani dikkat edilmesi gerekir. Şimdi bana bir defasında bir devletin ileri geleni diyelim. Dedi ki işte ya falan kimse kasino yapmak ister. Bir araziye. Ne için vermen? Dedim yani o arazinin vakfiyesi vardır. Eğer vakfiyede bizim o nenemiz dediyse ben bu yüz dönümcüyü vakfediyorum. Bunun üzerine bir kasino yapılsın diye vakfettiyse verelim. Yani budur. Bizim yani vakıflardaki düşünce budur. Evet. Vakıf budur yani. Budur. Vakıf budur. Cihan Erdoğan Gaziveran sahiline bekler sizi bir gün. Orada Afrodit'i yapan
şirketin CEO yönet direktörlerindendir sevgili Cihan. Evet, selam. Hale İzzet Sakallı size selamlar eder. Muhittin Yangın bize sizin desteğinizle yaptıkları bir şey de gönderdi ama hazırlayamadık onu, şarkı. Yani ırkçılığa karşı bir... Evet, Aylin Kızıl. Biz ırkçılığa karşıyız. Yani vakıfların temelinde bu da var değil tabii mi? Olması insandır çünkü temeli. İşte bak orada evet. beyaz yazıda ne diyor? Din, dil, ırk, renk ayırt etmeden insan, hayvan, bitki ve doğayı kucaklayan bir yardım kurulu anlayışı. Tabii ki bizde hayvanları korumak için 450 sene evvel vakfedilmiş mülkler var değil tabii, mi? Yani... Tabii. Sokak hayvanlarını yedi. Evet. Şimdi yok öyle. Değişik hayvanlarını. Keşke şimdi olsa. Evet. Sevgili hocam, yardımlarınız devam eder. Girne Ozanköy sınırında vakıflara ait bir arazide diyor. 8 adet harup ağacını inşaat yapımı için izinsiz söktüler. 2 aydır hiç ses çıkmadı diyor bu konuda. Şimdi bizde şu da var. Arazi evgafındır. Ama eskiden üstündeki zeytin inan harubu başkasına tapulallardı. Yani zeytin ve harup tapusu var. Evet. Bunlar... Veya da onları da vakfederlerdi. Evet, veya mesela vakfederlerdi. Dedi ki ben mesela 10 tane zeytin ağacını vakfediyorum. Evet. Onun bütün geliri buna gidecek. Fakir fukara yedirsin mesela evet. Derdi. Hayır, bu yeri bilmem nereden bahsediyor. Vakıf mıdır, değil midir? Bilmiyorum, bir de insanlar... Arazi vakıflara aittir diyor. İşte bir yere giderler, bir yere. Mesela surlar içine giderler, bir veran bina. Giderler ya vay efkaf binalarına bakmadan araştırırız. Mesela geçenlerde bir bina yandı. Efkaf binası yandı dedi. Araştırdık. Efkaf binası değil. Gazetelerde de bizim gazetecilerimizin bazıları da araştırmadan yazar. O da çok önemli. Onu... Halbuki bizim binamız değil yani. Evet. Varsa öyle bir şey ya polise haber vereceksin. Bize haber vereceksin. Yani çevre bakanlığına haber vereceksin. İlk şey araştırılsın yani. Evet. Eskiden bazı vakıflar kiracıları, Serkan Başer'in sorusudur bu da aynı zamanda. Bir kiracı kiralardı başkasına da. Şimdi var mıdır aynı yöntem tekrar? Bir kiracının başkasına kiralaması yasaktır. Yani alt kiracılık bizim kanunlarımıza göre yasaktır. Evet. Yani kanuni olarak yasaktır. Ha bunu yapanlar var mı bizden habersiz? Var. Hala daha da var. Evet. Ama biz bunu öğrendiğimizde hemen tahliye davası açarız. Tabii her zaman da bilemem. Yani giden mesela bir yere adam der ki ben burada çalışırım der sana. Yani söylemez şu alt kiracılık var orada. Resmi bir şey de olmayınca. Ama ya yani o resmi değil yani. Gayri resmi bir şeydir. Evet. Alt kiracılıktır. Rumlardan kalan birçok mülk da evgafın ya da işte vakıflar idaresinin bünyesine dahil edildi. Rumlardan bu, kalan değil de kilise malları. Mesela Dom Otel. Gazellisi miydi, kilisenin değil miydi? Evet, yani istisnadır onlar. Birkaç yer vardır. Çoğu var. Kilise mallarıdır yani. Kilise malları tamam anladım evet. Ama özel mülklerin nasıl yaptılar o işi? Yani kavga çıkmasın diye, sıkıntı olmasın diye yaptılar öyle bir şey. Zamanında 74'ten sonra. Yani neydi acaba mantıkları? Bilmem. İlk önce benim bildiğim Dom Otel'i şeye verdiler. Yani bir bakanlığa, devlet kullandırdı. Ondan sonra turizm işletmeleri. Mustafa Akıncı vakıflara şey ettiydi onu. Evet, teslim ettiydi. Teslim ettiydi. Ondan sonra da vakıflarda kaldı. Şimdi de başka türlü bir sıkıntılar yaşadık orada. Evet, hala devam eder o sıkıntılar değil mi? Evet. Yani bir şekilde devam eder. Evet, yani bir türlü. Kira alır mı vakıflar oradan? Kira değil, orada bir işletme sözleşmesidir. Evet. Kar pay almamız lazım. Onlara uğraşırız. Allah iyilik versin tabii ki. Hocam iyilik gönüllüleri de devam ediyor değil mi? Bu tabii. Özellikle bu pandemi sürecinde neler yaptık? Yani pandemi sürecinde her bilsin zaman... Bilsin insanlarımız isterim yani de onun için. Aynen. Ben biliyorum yani de. Evet. Vallahi bu iyilik gönüllüleri muhteşem çalışan arkadaşlar. Yine de Oya Kutsal var. Evet. Güzelyurt Lefke tarafında bizim Doktor Nurçin İncirli var. Evet, amcamın kızıdır. Amcanın kızı. Evet. İnanılmaz bir motivasyonla çalışıyor arkadaşlar.
Evet. Mausa'da Özlem hocamız var. Özlem Kadir Ağa. Ne kadar güzel. Ayşe Nur Ödü var İskele'de. Lefkoşa'da Mustafa Şamil. Ve daha birçok arkadaş. Mehmet Güneş var Güzelyurt'ta. Her gün çorba dağıdır. Yemek dağıdırlar. Bu yaşlı insanlara, evden çıkamayanlara, engellilere evet. falan. Yani bu arkadaşlar gönüllü, hiçbir şey beklemeden gece gündüz uğraşırlar. Tabii etraflarında da bir sürü başka şeyler var. Mesela Girne'de Tuğçe Han var. Oya Hanım'la beraber çalışan. Ve özellikle kimsenin ulaşamadığı insanlara ulaşırlar. Çünkü bilin ya herkes şey demez, sistemi kullanarak fayda evet. alamaz. Yani sosyal yardım dairesinden veya başka yerlerden. Bu pandemi döneminde işte gıda ihtiyacı vardır, temizlik ihtiyacı vardır. Bazen çocukların, adam işsiz kaldı, çocuğuna bir tablet alacak parası yok. Bunlar giderler, şey ederler, tablet alırlar. Ve işin ilginç tarafı da nedir bilin? İlk başında birçok projeyi maddi sponsorluğunu biz yapardık vakıflar olarak. Şimdi bunlar popüler olduk sonra yardımları insanlarımızdan toplamaya başladılar. Evet. Yani mesela diyelim bir 10 tane tablete ihtiyacı oldu. Oya Kutsal'ın. Bir sürü insan da biz de katkı koyalım. Yani bunlar iş sahipleri olabilir, evet. ticaret anlı olabilir veya kişiler olabilir. Ve birçok bu güzel işleri insanlarımızın desteğiyle yürütüyorlar. Evet, tabii ki bu da gayet güzel bir durum. Gayet hoş çünkü bir güven durum. Kazandılar. Evet. Bir söyleşinizde insanların empati kabiliyetini geliştirmesi gerektiğinden söz edersiniz. Yani zor durumda olan insanları daha çok anlamaktır bunun adı empati. Yani daha çok empati yapalım dediğiniz konu nedir hocam? Yani o bahsettiğim şey zannedersem engelliler ile evet, daha çok engellilerle konuşmaydı. Ne yazık ki işte bir gözleri görmeyen veya yürüyemeyen veya kulağı duymayan insanlarımızın dünyasını anlayamıyoruz. Anlamadığımızdan dolayı da gereği tedbirleri almıyoruz. Evet. Yani bizim bugün bir çocuk, bir genç gözleri görmüyorsa çıkıp da dışarıda dolaşamaz. Evet. Desteğe ihtiyacı var. Desteğe ihtiyacı var. Yollarımız tamam değil, kaldırımlarımız tamam değil, okullarımız tamam değil. Veya kulağı duymayan bir çocuk mesela okulda öğretmen bilmez işaret dilini. Evet. Ona göre şey etsin. Ya bilenler var ama çok şey seyrek. Mutlaka. Dolayısıyla empati yapmamız lazım. Ve bir projemiz var. Ömer Suay var. Engelli evet. Danışma Derneği Başkanı. Onlara biz bir arazi verdik şeyde, Kaymaklı'da. Ve orada bir bina yapıyorlar. Binanın amacı nedir? Sen binanın içine girdiğinde bir göz görmeyen insan nasıl hissede anlayacaksın. Bu proje Avrupa'da çok yapıldı, Türkiye'de yapıldı. Ve yani çocuk veya genç veya büyük kim ise gidip bir yarım saat o müze gibi bir şey yani onun içinde dolaştıktan sonra bir göz görmeyen insan nasıl hisseder, nasıl yaşar, nasıl hareket eder onu anlar. Evet, dolayısıyla o çocuk ileride mimar olursa, doktor olursa, öğretmen olursa, bunu belediye başkanı olursa bunu dikkate alır. Bunu dikkate alacak. Evet tabii ki. Orçun Kamalı iyilik gönüllüleri bu topluma ekilen iyilik tohumu oldu. Tebrik ediyorum diyor Orçun. Teşekkür ederiz. Orçun'a biz de çok teşekkür ederiz. İngiliz geldiğinde Evkaf'ın adada %13 mal varlığı vardı. Adadan çıktığı zaman mal varlığı 1/6 kaldı. Bunun da Mehmet Gökçebağ hocamız bize bilgisini verdi. Ve size çok selam ediyor hocam. Onu aynı zamanda. Sağ olsun bu önemli bir şey. Aslında evet. Şunu söyleyeyim. Osmanlı zamanında adanın tarımsal alanlarının %14'ü Efkaf'a ait. Yani bu bizim elimizdeki evet. doküman şeye göre, rekorsa göre. Ve buna ilaveten diğer şeyler de, mesela şimdi Lefkoşa surlar için mesela dolaştığımda çoğu vakıf binasıdır. Yani o %14'e ilaveten bu yerleri de hepsini şey ettiğimizde yani adanın %30'u Efkaf'a aitti.
Evet. Ama İngiliz bunları dediğim gibi bilinçli ve sistematik bir şekilde, İngiliz buraya geldiğinde Ortodoks Kilisesi yani kötü değildi ama fazla güçlü olan bir kurum değildi. Efkaf güçlüydü. İngiliz çıktığında efkaf hemen hemen sıfırladı. Kilise de çok güçlü hale geldi. Evet. Ahmet Kişmir ortaokuldan beri tanırmış sizi. Ortaokuldan beri yardım eden biridir o diyor. Hep her zaman yoksullara ve insanlara. Ne kadar güzel hocam değil. Yani bundan daha iyi bir şey olur mu bir insan olmaz. İçin söylensin. Bravo. Yani güzel... Musa su içmez diyor ki ben Musa su içmezi hayatta hiçbir şeye değişmem. Musa su içmez çok ayrı değerli bir güzel. Arkadaşımız. Evet. Vakıf diyor. Mehmet Gökçeba Rum Meclis binasının olduğu yer bile evgafındır diyor toprak olarak inşallah. Dernek havaalanı. Evet. O gerçi mülktür. Özel mülktür yoksa bir diyor kısmı bize ait. Bir kısmı vakıflarındır. Vakıflarındır. Halsultan Vakfı var orada. Evet. Musa Su İçmez de diyor ki hocamızın döneminde iyileşmeler gözle görül aşikardır evgafla ilgili. Çok çok teşekkür ediyoruz ona da. Metin Emir Ali Bengüsü Dom Gazino kime kira verir diye soruyor. Helalim Ejderi size verir mi Dom Gazino kira? Yok, devlete öder. Devlete bir kirası var. Binanın kirasını otel alır. Yoksa? Hayır. Zamanında benden önce doğum oteli ve kasinoyu ayırmışlar. Ayırdılar. Ve ayrı kira almışlar. Evet. İbrahim Yalçın Dağ'ın sorunu o özel sorundur. Zeytin ağaçlarıyla ilgili. Babamın harup ağaçları sorunu. Başka bir sorumuz. Hatice Yücedal bizlere selam ediyor. Kaybolan halıları sorduk. Cihan Erdoğan'ın davetini söyledik. Hale İzzet Sakallı, Cem Dereli yandı diyor her tarafımız. Aylin Kızıl, Emir Karaca çok teşekkürler. Gelecek işmeye inşallah. KKTC'deki yolsuzlukların hiçbirini hayret edemiyorum. Bayar Piskobulu, günaydın kardeş. Herkese sevgiler, saygılar tabii ki. Hocam bizim yardımlarımız, iyiliklerimiz devam edecek. Bu konuda bir tabii bizim başında söylediğim gibi vakıfların amacı sadece böyle gıda paketi dağıtmak değildir. Evet. Bizim amacımız toplumda üretimi artırmaktır. Dolayısıyla mesela birinci önceliğimiz çocuklarımızı okutmak. Evet. Okuyamayan yani ihtiyaçlı ailelerin çocuklarını okutmak ki onlar iyi bir eğitim alsın ve toplumda üreten, topluma faydalı bireyler olsunlar. İnşallah. Onun için yüzlerce burs veriyoruz biz. Kıbrıs'ta okuyan veya Kıbrıs'ın dışında okuyan, Avrupa'da veya Türkiye'de okuyan öğrencilerimiz vardır. Biz buna destek oluyoruz. Ve tabii buna ilaveten mesela İskele'de bir okul yapıyoruz. 8 milyon verdik biz. Evet. Eğitim Bakanlığı'nın o okul projesine. Yani amaç budur. Evet. Canlı yayınımız var galiba olacak ama bu arada belirtelim. Leyla Çiçek zaten programı bitirdik hocam. Bu şey yaptığımız hocam. Okuldur o. Ha bizim evet okulumuzdur bu görüntüler. İskele'de yaptığımız okuldur. Evet. Canlı yayın değil demek ki ben sandım ki canlı yayın. Bu sizin yaptığınız okuldur. Evet. İskele'deki okulumuz. İskele'de bir kolej binasıdır. Evet. İnşallah bir iki ay kadar bitecek. Evet. Bu arada Leyla Çiçek Güvenliyer Tatlısu Muhtarı diyor ki bölgemizde çok fazla yabancı yerleşik nüfus var. Hı hı. Ve bu insanların öldüklerinde bölgemizde gömülecekleri mezarlık yok. Vakıf arazisi talep ediyoruz diyor. Var mıdır böyle bir uygulamamız? Yani olabilir. Bize müracaat etsinler. Leyla Çiçek Güvenliğe bize müracaat etsinler. Tabii. Size şey yapsınlar. Biz zaten şeyde de yani kuzeyde de hem Türk mezarlıklarını hem Hristiyan mezarlıklarını şey diyoruz. Yani bakımlarına da şey diyoruz. Evet. Destek veriyoruz yani. Onların da. Hatice Özler Şahin hocam diyor ki... Bu konuda ki, vakıf var. Mesela Müslüm, 300 sene önce kurulmuş. Müslüm ve gayrimüslimlere vakıf yaptıran vakıf. Mezarlık yaptıran yani. Ne dedim? Vakıf yaptıran vakıf. Müslüm ve gayrimüslimlere mezarlık yaptıran vakıf. Yani özel bir vakıfı var. Özel vakıf var bu iş için. Evet. Dolayısıyla başvursun bize diyorsunuz Leyla Çiçek muhtarımız.
Ona da selamlarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hatice Özler Şahin hocam diyor ki, Türk İslam geleneğinin en büyük kalıcı izidir vakıflar. Ve bu ruhu yaşattığınız için de teşekkür ederiz size demişler. Sağ ol, sağ ol. Hocam biz de teşekkür ediyoruz size. Gerçekten her açıdan teşekkür ediyoruz yaptığınız yardımlar için. Son bir soru sormak isterim. Bu konuyu sevmediğinizi bilirim. Ayrı bir gün konuşuruk inşallah ama bu Covid belasını bitecek mi hocam? O da esas uzmanlığınızdır yani da onun için. Yani biter mi bu Covid derdimiz inşallah? Tabii yani bu pandemi dediğimiz şeylerin de salgın olayı. Salgının da bir şeyi vardır. Bir hayatı vardır. Yani o da gelir, yükselir ve gider. Şimdi bu pik yapacağı en yüksek noktasını tam ne zaman olacağını şey demiyoruz. Çünkü bu Covid-19 ile ilgili birçok tahminler yanlış çıktı. Onun için herkes de böyle bu komplo teorileri de çok dolaşıyor. Çünkü geçmişten bir tecrübemiz var. O tecrübelerde göre birçok tahminimiz yanlış çıktı. Evet, ama mutasyon nedeniyle yanlış çıktı yani yoksa? Mutasyon nedeniyle, başka nedenlerin dolayı. Şimdi bu mutasyonlar da binlerce mutasyon var. Evet. Ve bazıları hakikaten tehlikeli. Yani şu anda mesela mutasyon var ki bu aşıların hiçbirinin etkisi olmayacak. Evet. Şeyler, İngiltere de ondan çok korkar. Brezilya diyor, evet. Rio diyor. Dolayısıyla evet. Şey yani kesin bir şey söylemek mümkün değil ama benim tahmin diyelim. Yani tahmin tabii yani educated guess. Yani öyle kudurtma değil yani. Tahminim o enişe geçtik yani. Evet, iyiye doğru. İyiye doğru geçtik. Evet, i̇nşallah öyledir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Nurcan Misel de size selam ediyor. Kız kardeşiniz. Çok çok selamlar ona da. Saygılar. Zaman ayırdığınız için, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor İbrahim Benter konuğumuzdu. Ersan Balıkçıoğlu da bize yaklaşık olarak bir 7 dakika fazla verdi. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Ama görüntüye sayıyoruz onu. Ersan Bey size çok teşekkür ediyor. İzlediğiniz için bir yığın insan. Çok çok teşekkür ediyoruz sizlere de mesajlarınız için. Sağ olun, var olun. İbrahim Bey'i uğurluyoruz. Yarın sabah 07.30'da buradayız. Başbakan konuğumuz. Bugün saat 4.20'de de Sayın Emirel Tatlıdil ile sohbet edeceğiz. Restorancılarımızın sıkıntılarını konuşacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.